AK Parti, Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Vefa Yemeği'nde partinin kurulduğu günden bu yana teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yapan ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve milletvekilleri bir araya geldi. Kıvancın Park Restoran'da verilen Vefa Yemeği'ne AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Koordinatörü Seyit Ali Tekeli ve İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun'un yanı sıra 22 ve 23. dönem Milletvekili Abdullah Çetinkaya, 2004-2009 yılları arasında görev yapan Belediye Başkanı Ahmet Özdoğan, İlçe Başkanlığı görevlerini yürüten Ayhan Yürekli, Ersin Yalama, Zeynel Abidin Topak, Evren Naz, Belediye Meclis üyeleri ve partiler katıldı. Programda ilk konuşmayı AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun yaptı. Sayın Muhammed'le selamlarım. Bir vefa yemeğinde de gene hep beraber birlikteyiz. Artık tek amacımız, tek gayemiz var. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda Ereğli'de en yüksek evet oyunu çıkarmak. Biz bugün Belkaya, Kuteren ve Hortu programları düzenledik. Milletvekilimiz, belediye başkanımız, ilçe koordinatörümüz, partimizde geçmiş dönemde yer almış dava arkadaşlarımız bazıları da katıldı. Halkımızın referanduma beklentisi iyi, bize teveccühle karşılıyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Yapılacak olan referandumda birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıktan sonra aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermedikten sonra Ereğli'de biz %65 oyu rahatlıkla alacağız kanaatindeyim. Daha sonra belediye başkanı Özkan Özgüven sözü aldı. Hepimiz dava bilincine, ülkemize yapılan 2002'den 2017'ye kadar hizmetlerin ve özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan canla başla sağlığını hiçe sayarak nasıl çalıştığını ve milletimiz karşısında da nasıl teveccüh gördüğünü hep birlikte müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ki ne kadar mutlu olsak, ne kadar huzursuzsak az bile. Değerli arkadaşlar, malumunuz önümüzde 40-45 gün sonra yani 18 Nisan'da vatandaşımızın önüne bir sandık gelecek. Kaç gün? 36 günler çabuk geçiyor. Ahmet abi ise bunları Ahmetciğim. 36 gün sonra halkımız sandığa gidecek. Ereğli'mizde de yaklaşık 100 binden fazla vatandaşımız yeni nüfus sayımına göre öyle tahmin ediyorum. Sandıkta bu tercihi kullanacak. Şimdi az önce ilçe başkanımız da söyledi. Bu referandumla ilgili olay 18 tane anayasa maddesinin değişikliğinin halk oyunu sunulması. Bununla ilgili vekillerimiz mecliste çalıştı. Sandığı vatandaşın önüne getirdi. Artık vatandaşımız tercihi kullanacak. Ancak biz bugün Ereğli'de bismillah dedik. 3 tane mahallemizi gezdik. Ve bundan sonra daha çok gezeceğiz. Sağda olacağız hep birlikte. Belki CHP ve diğer partilerin dizileri biraz önce başladılar. Ama tek yaptıkları şey vatandaşın kafasını karıştırmak, olmayan şeyleri söylemek, hiç adı alakası olmayan konularda referandumla ilgili olumsuza yol açacak her türlü argümanı kullanıyorlar. Tek adam diyorlar. Efendime söyleyeyim Arabistan'dan başkan yardımcısı gelecek diyorlar. Efendime söyleyeyim Tayyip Bey'den sonra ülkenin durumu kim başkan olacak diyorlar. Hiç o 18 tane anayasa maddesine ne olduğunu vatandaşa anlatmıyorlar. Programda kısa bir konuşma yapan ilçe koordinatörü Seyit Ali Tekeli ise yaptığı konuşmasında şunları ifade etti. Sizler birçoğunuz AK Parti adına siyaset yapmanın yürek istediği dönemlerde bayrağı elinize alarak zirveye taşıdınız. Sizlere minnettarız. Bizler
sizlerden almış olduğumuz bu bayrağı canla, başla ve alın terimizi esirgemeden ufuklarda hep dalgalandırmaya çalışacağız. Bu anlamda bizler gücü sizlerin varlığından alıyoruz. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Bu teşkilat hepimizin alın teriyle bugünlere geldi. Hepimizin bu teşkilatta emeği var. Eğer başardıysak beraber başardık diyoruz. Ve aramıza fitne fesat sokmayanlara, sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz diyoruz. 22 ve 23. dönem AK Parti'den Konya milletvekilliği yapan Abdullah Çetinkaya ise şunları belirtti. İlçe teşkilatımız 15 yıl aradan sonra gerçekten güzel bir gecede bizlere buluşturdu. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Tabii bugün nöbet değişimi gördüğü kadarıyla birçok yeni arkadaşımız bizden daha hızlı koşuyorlar. Ve onlara da tebrik ediyorum her şeyden önce. Ama önümüzde 16 Nisan'da çok önemli bir referandum var. Sahayı gezdiğinde, topluma indiğimizde bize geçmişte oy veren ve bugün de hala oy veren, bizi seven, partimize gönül veren arkadaşlarımızın bir kafa karmaşası içerisinde olduğunu görüyorum. Galiba bazı şeyleri net olarak biz tabanımıza izah etmekte zorluk çektik. Bunu hızla izole etmemiz lazım. Neden evet diyoruz? Türkiye tarihi bir referanduma gidiyor. Belki Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana gerçekten önümüzdeki referandum Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki dekası için Atatürk'ün çizmiş olduğu yolun daha ileriye taşınması için son derece önemli. Hani bize diyorlar ya, tek adam bizim genel başkanımızı, şu andaki cumhurbaşkanımızı tek adam diye gösterip bütün argümanlarını sadece buna endekslemiş bir ana muhalefet partisi var ya, biz tek adamlığı onlardan öğrendik. Tek adamlığı 70 yaşın üzerinde, 60 yaşından üzerinde olan nenelerimize, dedelerimize sorduk. Tek adamlık onlara yakışır. Bu cumhuriyette cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tek adamlığı bu ülkede yaşatan ve uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi. Milli Ters Kadınlığı. Bakın bundan uyarıyorum onları. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlara son derece saygı var. İnanın onlar da tarihlerini biliyorlar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi gençlerine sorun. Tek adamlık nedir diye şöyle bir tarihinize geriye dönün bakın dediğinizde dudakları uçuk diyor. Çünkü onlar da duymamış. Gidin babalarınıza, dedelerinize sorun diyoruz. Bu ülke milli şef dönemini İsmet İnönü ile yaşadı. Tek adamlığı o dönemde yaşadı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin parasından resmini bile İnönü kaldırmışsın. Eğer bunları bilmiyorlarsa arşivlere baksınlar, arşivlerde bunları görürler. Bizim Cumhurbaşkanımızın tek adamlık gibi bir düşüncesi yok. Milletin iradesine son derece saygılı demokrat bir partiyiz biz. Bakın tek adamlığı soruyorlarsa, bu ülkenin insanların milli şef döneminde karneyle fırınlardan ekmek almıştı. O dönemler hatırlayan nenelerimize, dedelerimize sorun. Tek adamlıktan bu ülkede çekmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetinden bu ülkede çekmiştir. Bir gün de onlara bir sorun. Yani arkadaşlar, ama biz bunları anlatmıyoruz, bunları söylememiz lazım. Bizde tek adamlık düşüncesi yok. Milletin iradesine son derece boyun eğen ve millet ne derse o diyen bir partiyiz, bir anlayışa sahibiz. Biz onlara gelsinler de bu hükümetlerin Türkiye'de nerelerde bulunduğunu, hangi paralarla, hangi milletvekilleri transferleriyle kurulduğunu anlatalım.
Bu millet koalisyonlardan çok çekti değerli arkadaşlarım. Neden evet diyoruz? İşte bunun için evet diyoruz. Artık bu ülke gelişmiş bir ülke. Bu ülkede biz koalisyonlar istemiyoruz. Onun için evet diyoruz. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez referandum noktasında şunları ifade etti. O gün yaşananı anladığımız zaman 16 Nisan'ı çok iyi bir şekilde milletimize anlattığımız zaman başarıyı elde edeceğiz. Neden anayasa değişikliğini istiyoruz? Çünkü bir terör örgütü 40 yıl önce başladığı bir yolda devletin içine kılcal damarlarına kadar işleyerek devleti ele geçirmeye ve bu ülkede bir kaos oluşturmaya ve dış güçlere peşkeş çekme hesabıyla bir örgütlenme yapısı içerisine girmiş ve devletin içine sızmıştır. Peki neden sızmıştır? Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partililer muhalefet tarafından 15 Temmuz'a gelinceye kadar veya 17-25 Aralık'a gelinceye kadar AK Parti güçlendirdi diyenlere cevabımız şudur. Bu milleti yıllarca yönetenler, iktidarı elinde bulunduranlar ve 80 yıldır bu CHP zihniyeti devleti milletle kavga ettirdiler. 80 yıldır bu milletin değerleriyle devleti kavga ettirdiler. 80 yıldır bu milletin diniyle devleti kavga ettirdiler. Dolayısıyla okullarda başörtüsünü yasak ettiler. Kurumlarda başörtüsünü yasak ettiler. Okullarda mescidi yasak ettiler. Ve Kur'an kurslarında Kur'an okumanın önüne geçtiler. Bunu yasak ettiler. İmam hatiplerin önünü kapatmaya kalktılar. Ve dolayısıyla insanlar gidecekleri kapı, öğrenecekleri bir yer, sığınacakları bir kapı aradılar. Onun için devleti ele geçirmek isteyenler işte milleti bu yolla kandırıp milletimizi, bu güzel evlatlarını, zeki insanlarını, eğitim görmek isteyen çocuklarını işte bu terör örgütünün eline düşmeye zorladılar. Bunun müsebbibi bugün FETÖ terör örgütünün bu derece güçlenmesinin müsebbibi işte 80 yıldır bu devleti yöneten bu zihniyetin ürünüdür. FETÖ terör örgütünün bugün bu noktaya gelmesinin nedeni 28 Şubat sürecidir. 28 Şubat sürecini yaşatanlar, bu milletin değerleriyle uğraşanlar o gün FETÖ terör örgütünün hiçbir mensubuyla uğraşmadılar. Hiçbir kurumunu kapatmadılar. Ve o gün hatırlayın, o terör örgütünün başındaki adam ne dedi? Başörtüsü furuattandır dedi. O gün başbakana ağzına yüzüne bulaştırdım, bırak git dedi. Niye dedi? Çünkü onun zihniyeti de zaten 28 Şubat zihniyeti de yine işte bu FETÖ terör örgütünün zihniyetiydi.